Stüdyomuza zaman zaman konuk olarak can filmleri hakkında bilinmeyenleri anlatan SolarGuard Genel Müdürü Ahmet Kaya bu hafta da bizlerle. Ahmet Kaya bu hafta boya koruma filmi diye adlandırılan filmlerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacak. Evet, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Can filmleriyle ilgili birçok konuya açıklık getirdik buradan. Bir tarz daha film var, o da boya koruma filmi. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum, boya koruma filmi ile cam filmi arasındaki en temel fark nedir? Yani cam filmi alıp boya koruma filmi olarak kullanabilir miyiz? Böyle bir şansımız var mı? Yok, maalesef. Boya koruma filmleri çok daha farklı yapıdaki ürünlerdir. Filmlere oranla, cam filmlerine oranla ya da güvenlik filmlerine oranla çok daha esnek yapıda ürünlerdir. Bu ürünlerden bir tane örnek getirdim ben size. Ürünü görmeniz açısından, ürünün yapısını hissetmeniz açısından oldukça şeffaf bir üründür. Çekersiniz ancak direncinden dolayı bunu kopartamazsınız. Ve yapısı itibariyle arabanın üzerinde de uygulama yapıldığında çok daha rahat form alabilen ürünlerdir. Bunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken şey tabii ki kalite. Her zaman bundan bahsediyoruz. Ürünü seçerken her ürünün altında üreticisi ya da markasının olduğu bir ibareyi zaten malzemenin altına görebilirsiniz. Malzeme fiziksel yapısı itibariyle de kalınlığı çok mühimdir. Minimum, yani cam film ile ikisi arasındaki kalınlık farkı ne kadardır? Tabii bu malzemeler 200 mikron kalınlığında olması gerekir. Daha düşük kalınlıktaki malzemeler darbenin aracın yüzeyine, boyasına ya da dokusuna daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Yani bunu aracın üzerine kaplanmış bir süngerimsi tabaka olarak düşünebilirseniz darbe geldiğinde o darbe bir sünger tarafından emilir ve yayılır. Dolayısıyla boyaya herhangi bir zarar vermez. Bunu aracın sırf önünde, kaput üzerinde değil de boyanın zarar görebileceği işte tamponlar, aynaların arkaları, marş bir yerler, çıta altları gibi boyanın tüm zarar görebileceği alanlarda kullanabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken en büyük husus şudur. Bunun malzemenin enleri mevcuttur. Yani 30 santimden 150 santime kadar farklı enler vardır. Piyasada maalesef ki 150 santim yani kaputu komple kaplayalım diye sunulan ürünler mevcut. Burada biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Neden? Üreticiler de zaten biliyorsunuz kaputlarda darbe esnasında darbenin emilmesi ve kaputun katlanması için bazı boğumlar bırakırlar. Yani katlanma bunu bir, noktaları diyoruz. Evet, katlanma noktaları bırakırlar. Malzemeyi tamamen kapladığımızda bu direnci azaltırsak içeriye o miktarda daha fazla zarar yansıtabiliriz. Dolayısıyla her ne kadar görsel anlamda pek şık olmasa da tam olarak kaputun kaplanmasını kesinlikle önermiyoruz. Yani iki parça kaplanması görsel olarak pek güzel değil ama daha güvenli. Tek olarak kapladığımızda daha şık durmasına rağmen güvenliği riske atmış oluyoruz. Tabii riske atmış olabiliyoruz. Tabii bu daha sonra sigortalarda sıkıntı yaşatabilir. Bir diğer özellik de malzemelerin tamamının ultraviyoleyi geçiriyor olması gerekiyor. Yani bunu kapladığınız yüzey eğer ultraviyoleyi geçirmeyen bir ürün ise zaman içerisinde solmayacak ama aracın diğer boyalı kısımları solacağından çıkarttığınız esnada boya farklılığından dolayı kaputu ya da uygulama yaptığınız alanı yeniden boyatmanız gerekiyor. Çıkartmasak da boya farkı oluşmaz mı? Yani bir tanesi güneş ışınlarını geçirmiyor. Altta böyle pırıl pırıl bir boya kalıyor. Bir tarafta direkt güneş ışınlarına, yağmura ve diğer etkenlere maruz kalıp solmaya başlıyor bir şekilde. Parlaklığını yitiriyor. Yani çıkarmasak bile yine ileride bir renk farkı oluşmayacak mıdır? Şimdi solma, sararma tamamen malzemenin kalitesiyle alakalı bir durum. Tabii renk değiştiriyorsa malzemenin kalitesinden şüphe etmeniz gerekir. Çünkü renk değiştirmemesi gerekiyor garanti verilen süreç zarfında. Ultraviyoleye geçirmesi ise makbul bir durum. Çünkü aracın diğer kısmıyla boya tonları arasında bir ton farkı olmayacağından o parçayı tekrardan boyatmanız gerekmeyecektir. Dolayısıyla ultraviyole geçiren ürünler, kalın ürünler, markası ve kalitesi belli olan ürünler, tabii uygulama da burada çok mühim. Uygulamayı yapan arkadaşlarımızın dikkatli bir şekilde kenarları, köşeleri gerektiği şekilde. Kalkmaması lazım. Tabii, içinde hava, şekilde. Baloncuklar, kabarcıklar, parmak izleri kalmaması lazım. Hani biraz düzgün gözükmesi için. Doğrudur.
Burada hani yoğun trafikten bahsediyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde hani yola çıktığımızda taş parçacıklarının aracın zarar görmesi engellenmesini sağlıyoruz ama şehir içindeki trafikte de işte sürtme, kapı açmadaki dokunmalar gibi zaman içerisinde aracı deforme edebilecek, aracın ikinci el değerini düşürebilecek etkenlere karşı malzeme zaten yeterli performansı gösterecektir. Evet, ben de tam onu soracaktım. Yani seyircilerimizin kafasında net olarak canlanabilmesi için ne kadarlık bir taşın önden sekmesini, sektiğinde daha doğrusu araca geldiğinde boyaya zarar vermesini engelliyor? Ya da sürtmelerde ne kadarlık bir sürtmeye kadar içeride çiziklerin oluşmasını, boyanın deforme olmasını önlüyor? Bunun için belli bir ölçü var mı? Yani şey derler ya, araçlar işte ilk 5 kilometreye kadar çarpıldığında tampon sıfır hasar görür. O darbeyi emer, hiç çizik bile olmaz. 5 kilometreden sonra işte başlar deformasyon oranı artmaya. Bunun böyle bir kriteri var mı? Böyle bir kriteri şöyle mukayese edebilirsiniz bunu. Malzemenin ilk üretim amacı pervaneli uçakların, pervane pallerinin kenarlarının deforme olmaması açısından. Toz zerreciklerinden, kum zerreciklerinden. Hızlı dönen bir pervanenin, o süratle dönen bir pervanenin zarar görmemesi amacıyla yapılmış bir üründür bu aslında. Daha sonra otomotive adapte edilmiş bir ürün. O pervanenin hızını düşünürseniz, o zerreciklerin verdiği zararı düşünürseniz araç üzerindeki koruma oranı çok daha yüksek olacaktır. Ama tabii bunu neyle mukayese edelim dediğinizde bir çekici alıp da arabanın üzerine vurduğunuzda boyada belki deformasyon olmaz ama kaportada, metalde o göçüyü hissedebilirsiniz. Ama tamponlarda, aynalarda, sürtme esnasında, kapı açmada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Peki önden gelen şeyler arası yollarda özellikle yaşanan bir sorun bu. Ama şehir içinde de zaman zaman görüyoruz. Çünkü inşaat hala İstanbul'da devam eden bir sektör. Birçok yerde inşaatlar var. Dolayısıyla kamyonlar şehir içi trafiğinde de gidip geliyor. Ve onların zaman zaman bırakmış olduğu o kumdan oluşan taş parçacıkları da mevcut. Evet. Bunlar geldiği zaman aracımıza, yani hangi büyüklükte bir taşın hasarını önleyebilir? Yani şöyle düşünebilirsiniz bunu. Mıcırlı bir yolda seyahat ediyorsunuz. Süretinizde 60-80 kilometre civarında. Bu sürat esnası önden gelebilecek bütün taşlara karşı gerekli korumayı malzeme sağlar. Ama tabii ki yani büyük bir taş geldi. Yine dediğim gibi boyada bir zarar görmezsiniz. Malzeme çünkü onu absorbe edip yayacaktır. Ama yüzeysel anlamda metalde o göçüyü görebilirsiniz. Ben şey konusuna geri dönmek istiyorum. Bu en konusuna. Çünkü siz dediniz ki 30 santimden 150 santime kadar gidiyor. Kaputun tamamını kaplamayı önermiyoruz. Neyi öneriyorsunuz burada? İdeal olan nedir? Araçların özellikle ön kaputu için, önden gelen taşlar ya da zerrecikler için ne kadarlık bir alanı kaplamak ideal? Şimdi otomotiv üreticilerinin de zaten önerdiği ön tampondan itibaren, ki tamponu pek önermiyoruz. Niye? Plastik bir aksamdır. Rahatlıkla sökülüp takılabilir ve boyanabilir. Maliyeti de düşüktür. Kaput kısmına, yani metal olan kısımlarda malzemenin kullanılması daha feasible, etkili olacaktır. Burada kaputun eğimini gördüğünüz, eğiminin bittiği yere kadar olan yer sizin malzemeyi kullanabileceğiniz hizadır. Düz olan yüzeylerde kullanmanıza gerek yok. Yani dolayısıyla burada aracın tasarımı ön plana çıkıyor, karar vermede. Doğru. Daha çok bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yeni model araçlarımızda farlarımız oldukça geriye doğru geliyor. Farların geldiği noktadan sonra zaten kaporta üzerine bir düzlük başlıyor. Onu baz alarak farların bittiği nokta hiza olarak alınabilir. Bu da genellikle 60 santim ile 90 santim ya da 45 santim arasındaki ölçülerle, malzemelerle gerekli performansı alıyoruz. Peki kazara bu uygulama cama yapılsa ne olur? Hep cam filmlerini anlattık. Şimdi boya koruma filmi diye tabir ettiğimiz bir film var. Bizim haberimiz yok. Birisi aldı bunu bizim camlarımıza koydu. Olabilir mi böyle bir hata diyelim? Şimdi malzeme dış mekan kullanımına uygun bir malzeme. İç mekandan kullanamazsınız. İç mekandan kullandığınızda ultraviyole dayanımı zayıf olacaktır. Dolayısıyla malzeme kendi kendini deforme eder. Ama dış mekandan, hadi diyelim ön cama kullanıldı. Ön cama taş geldi, işte camım çatlamasın diye kullanıldı. Bunu önermiyoruz. Neden? Yollarımız zaten çamurlu, tozlu. Her ne kadar camlarda su kaydırıcı bazen çok güzel iş yapsa da maalesef ömrü kısa oluyor. Sileceklerimiz malzemeyi çizecektir. Dolayısıyla camda kullanılması için değil, boyada kullanılması için malzeme.
Evet, yok, ben yine de en uç noktaları sorayım çünkü burası Türkiye, her türlü şeyi görmek mümkün olabiliyor. Doğru. Bazen de hep anlattık cam filmleri, dedi ki kalite bir marka olması lazım. Özellikle Ahmet Bey altını çizerek detayları verdi size. Çok komik rakamlara cam filmleri yapıldığını görüyoruz. Evet, hatta buradan bir arkadaşımızın da kulakları çınlasın, ucuz diye tercih etmiş. Sonra böyle çöp poşeti gibi buruş buruş olduğunu, içeriden dışarısının gözükmediğini de çok net bir şekilde gördük. Benim de size tavsiyem hakikaten kaliteli bir ürün seçmeniz. Bir markanın arkasında olması çok çok önemli. Artı güvenlik standartlarını ve sağlık standartlarını da sağlıyor olması gerekiyor. O yüzden beni de bilgilendirdiği için ben Ahmet Kaya'ya teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eskiden ben de sizler gibiydim. Hep aynı şeyi anlatıyorum ama işte 3 renk var. Koyu, orta, açık, cam filmi hepsi aynı geliyordu ama maalesef işin içine girince, biraz da kullanınca aynı olmadığını hakikaten anlıyorsunuz. Murat Bey, dilerseniz bu tür uygulamaları bir daha ileriki şeylerde seyircilerimizin daha net anlayabilmesi için dış ortamda gerçek olay olarak hani uygulamasını yapıp beraber işte güvenlik filmlerini kırabiliriz. Güneş kontrol filmlerini test aletlerimizde test edebiliriz. Bu tarz ürünleri uygulanmış şekilde beraber testlerini yapabiliriz. Daha net izleyicilerimiz de evet, zaten önümüz yaz, havalar güzelleşiyor, yağmurlar azalıyor. Yağmurlu havalarda çekim yapmak bizim için de çok zor. Ama artık güneşin açmasıyla birlikte biz de Ahmet Bey stüdyomuzda değil ama dışarıda ağırlayacağız. Ve dediğiniz bu çekimleri büyük bir keyifle yapacağız. O zaman tahmin ediyorum seyircilerimizin gözünde de bu olaylar daha net bir şekilde algılanacaktır. Tabii, tabii. Özellikle bir nokta daha var, onu da yaşayan biri olarak söyleyeyim. Cam filmlerinin kalitesi gerçekten çok önemli. Çünkü o filmin çok ne kadardı? Kaç mikrondu cam filmi? 50 mikron. 50 mikronluk cam filminin size net bir görüş sağlaması trafikteki güvenliğinizi direkt olarak etkiliyor. Eğer kötü bir filmse arkasını çok net göremiyorsunuz. Bu da özellikle gece tabii ki daha da zor bir görüşe yol açıyor. Onun için kaliteli bir ürün tercih etmenizi ben de buradan tavsiye ediyorum. Benim de aracımda güvenlikli cam filmleri var. Ben de onları kullanıyorum çünkü güvenliğe önem veriyorum. Bir tane de kızım var. Onun da güneşten fazla zarar görmemesini istiyorum. Tabii ki bütün bunlar bir araya gelince insan biraz daha titiz davranıyor. Size de tavsiye ediyorum. Ahmet Kaya'ya teşekkür ediyoruz bu haftaki bilgilerinden dolayı. Bu da güzel bir uygulamaymış. İnşallah yakında onu da deneriz diyorum.